Galatasaray'ın şu mevcut kadrosu üzerinden isterseniz bir sohbet yapalım. Elde mevcut bir kadro var. Bu sohbeti yaptığımız sırada Galatasaray Josue'yi almıştı ama Diarra transferi de yapılacak diye söyleniyordu. Şimdi biz bir Diarra transferi yapılmış şekliyle konuşalım. Bir de yapılmamış şekliyle konuşalım Galatasaray'daki durumu. Galatasaray'ın kadrosunu hepiniz biliyorsunuz. Eğer bakın bu Diarra transferi var. Hassana Diarra transferi. Bu hakikaten çok enteresan bir transfer olur. Şayet Galatasaray bu transferi yaparsa biz bambaşka bir Galatasaray izleyebiliriz. Yani Barcelona gibi bir Galatasaray izleriz. Ya Ersan Çelik amma da abarttın diyebilirsiniz. Hani düne kadar işte bu Dursun Özbek'i ben Dursun Özbek'i hep eleştiriyorum zaten. Ve eleştirmeye de devam edeceğim. Size de tavsiyem daha önce de söyledim. Dursun Özbek'le Galatasaray gerçeğini ayrı tutmak lazım. Bugün Dursun Özbek Galatasaray'a eğer Diarra'yı alırsa cebinden mi verecek parayı? Tıpkı Ünal Aysal'ın Snyder'i getirdiği gibi o Ünal Aysal cebinden mi verdi parayı? Hayır. Galatasaray'ın parasını verdi, getirdi. Bu kadar basit. Diarra da gelirse Galatasaray'ın parasıyla gelmiş olacak. Galatasaray'ın oyuncusu olmuş olacak. Hal böyle olunca meseleye bu gözle bakalım. Şimdi Galatasaray eğer Diarra'yı da alırsa mevcut kadroya da bakıldığı zaman hani teknik direktörün de Hollandalı olduğunu düşünürsek bakın işte Barcelona küçük bir Barcelona modeli ortaya çıkabilir Galatasaray'da. Hani hep deniliyor ya 6-0 diye bir model var. Yani forvetsiz klasik anlamda. Olabilir mi? Olabilir. Galatasaray'ın kadro yapısı buna müsait mi? Hem de çok müsait bir hale gelir. Diarra ile beraber. Galatasaray'ın kanatlarında iki tane çok çabuk adam, orta sahası son derece güçlü, ayağa pas yapabilen, yetenekli, yaratıcı oyunculardan kurulu. O zaman Galatasaray'ın defansına bu kadar iş de binmeyecek. Galatasaray ileride basacak, toplu hücum, toplu savunma anlayışını yani total anlamda bunları en iyi şekilde uygulayan bir takım olacak. Ve Galatasaray'da herkes gol atar pozisyonda olacak, golcü pozisyonunda olacak. Ve herkes de buna uygun olacak. İşte Eren Derdi yok da bu sisteme uygun olur. Ne bileyim Podolski de uygun olur. Ve Galatasaray hakikaten yeni bir Barcelona modeliyle futbol severlerin, taraftarlarının karşısına çıkarsa, çok da başarılı olursa bu sürpriz olmasın. Bu bir. Peki Diarra gelmezse nasıl bir Galatasaray? Ben hep şunu söylüyorum. Galatasaray'ın iyi bir golcüye ihtiyacı var diyorum. Diarra gelmezse forvete bir golcü konulması gerekir diye düşünüyorum. Konulursa o golcünün özelliğine göre yine Galatasaray adına total futbol dediğimiz bol paslı, rakibi bunaltan işte Barcelona modeli türünde bir futbol anlayışını yine benimseyebilir. Ama bu Diarra'nın olduğu bir takımdaki kadar etkili olur mu, başarılı olur mu orasını bilemem. Bu bir. Peki Diarra da gelmedi, golcü de gelmedi. O zaman ne olur? O zaman büyük ölçüde bir sıkıntı söz konusu olabilir. Galatasaray'ın mevcut kadrosu belli. Ama o zaman şöyle bir şey var. İşte Rekering, yönetim, hatta taraftarlar dua edecekler ki eldeki mevcut kadroyla hocanın istediği total futbol oynayabilecek bir kadro oluşturulsun. Bu oluşturulabilir mi? Oluşturulabilir. İmkansız değil ama zor. Eldekilerle oluşturacaksınız. Galatasaray'ın kadrosu buna müsait. 3 aşağı 5 yukarı müsait. Öyle çok çabuk yetenekli oyuncular var. Kadroda gençleşti biraz. Sonuç itibariyle yani ben şunu görür gibiyim. Sanki tünelin ucunda bir Galatasaray'ın bugünkü mevcut kadrosuyla bir Barcelona modeline doğru sanki oralara doğru bir gidiş olacak. Ve bu olursa eğer Türkiye'de bunu yapan ilk ve tek takımda göreceksiniz Galatasaray olacak. Tribünlerde çok keyif alabilir bundan. Bakın alabilir diyorum. Biz çünkü mevcudu değerlendiriyoruz. Ön yargımız yok, şunumuz yok, bunumuz yok. Tablo neyse onun üzerinden konuşuyoruz. Bu konuda adım adım gün gün yaşanacak olan gelişmelerden sonra değerlendirmeler yapalım. Sizler de görüşlerinizi bildirin, paylaşalım. Bakalım ortaya nasıl bir tablo çıkacak ama ben sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Galatasaray sanki küçük bir Barcelona olma yolunda ilerliyor. Bekleyip göreceğiz. Abone ol.
okuna basın. Ersan Çelik TV'ye abone olun. Para şart şurt yok. Birlikte olalım. Hoşçakalın.